Bugün olağan genel kurulumuzu az önce tamamladık. Bir yıldan beri görev yapıyorduk biliyorsunuz. Ve eksik olan görev süresini tamamlamış olduk. Bugün tekrar 4 yıllık olarak bütün delegelerimizin göstermiş olduğu teveccühle tek aday olarak yeniden seçildik. Bütün başta Süper Lig Kulüpler Birliği'ne, 1. Lig Kulüpler Birliği'ne, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'ne ve tüm takımlarımıza ve tüm delegelerimize bize göstermiş oldukları teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle geçtiğimiz bir yıllık sürede önemli çalışmalar yaptık. Türk futbolunun marka değerini artırmak adına yaptığımız çalışmalar büyük bir oranda kulüplerimiz tarafından olumlu karşılandı. Türkiye'nin en sevilen spor dalı futbol. Bizim de hedefimiz bu en sevilen spor dalı olan futbolun marka değerini yükseltebilmek. Bununla ilgili çalışmalarımıza başlamıştık. Ve bugün de konuşmamda, genel kurul konuşmamda özellikle bahsettim. Yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Kulüplerimizin birbirleriyle olduğu zaman zaman sıkıntılar, hakemlerle ilgili yaşanan sıkıntılar, federasyonla ilgili yaşanan sıkıntıları hepimiz bir tarafa bırakmamız gerekiyor ve beyaz bir sayfa açmamız gerekiyor. Onun için de biz az önce de bahsettim. Biz bütün kulüplerimize aynı mesafedeyiz. Bütün kulüplerimizi aynı şekilde seviyoruz ve sayıyoruz. Hiçbiri arasında bir farklılık ve ayrıcalık görmüyoruz. Ve biraz önce de kapanış konuşmamda aynısını bahsettim. Yaratılanı severiz, yaratandan ödürü dedim. Bizim bundan sonraki dönemde bu birlik beraberlik içerisinde başarılarımızı daha da taşlandırmak istiyoruz. Bununla ilgili biliyorsunuz en önemli konularımızdan bir tanesi geçtiğimiz hafta Türkiye'de ve İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini gerçekleştirdik. Son derece başarılı olduk. Ve Şampiyonlar Ligi finalinde bütün dünya gördü. Nasıl gösteri yapıyorlar, nasıl bir organizasyon yapıyorlar, nasıl bu seyircileri bu şekilde motive ediyorlar ve bizim bunları yapamamamız için hiçbir eksiğimiz yok. İnşallah önümüzdeki yıllarda biz de marka değerimizi artırmak adına önemli işler yapmak istiyoruz. Çünkü naklen yayın gelirimiz biliyorsunuz 500 milyon dolarlardan 120 milyon dolara geriledi. Yeni dönemde bununla ilgili bir takım adımlar atıyoruz. Konuşmamda da bahsettim. Hybrid firması ile anlaştık. Hybrid firması Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını ve gerek Belçika'da gerek Romanya liglerinde yeniden bir düzenleme yaparak hem marka değerini hem de nakden yayın gelirini artırmak için bir çalışma yapan firma. Süper Lig 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda yeni bir format hazırlığı içerisinde olacak. 2024-2025 yılı için bu çalışmayı yaptırıyoruz. Diğer taraftan akademi projemizi anlattım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında en önemli konularımızdan bir tanesi milli takımımızın son iki maçta elde ettiği 6 puan son derece önemli. Ama hedefimiz sadece 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda geçtiğimiz 2002 ve 2008'de olduğu gibi başarılı olabilmek, çeyrek finale kalabilmek, yarı finale kalabilmek ve bunu ama bir seferliğine yapmak istemiyoruz. Sürdürülebilir bir başarı yakalamak istiyoruz. Her dönemde hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Şampiyonası'na katılıp hem de orada bir başarı grafiği yakalayan, sürdürülebilir bir başarı yakalayan bir Türk milli takımı olsun istiyoruz. Bunu yaparken de diğer yandan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 2028 ve 2032
Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de düzenlemek üzere müracaat ettik. 2028 yılında İngiltere ile, 2032 yılında ise İtalya ile yarışacağız. Bunun sonuçları 10 Ekim'de belli olacak. Orada da ümitliyiz ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin gücünü, organizasyon gücünü, özellikle devletimizin yapmış olduğu 35'ten fazla stat, 7'den fazla yapılmakta olan stat da inşallah bizim bu Avrupa Şampiyonası'nı alma konusunda önemli bir katkı sağlayacak bize. Bu çalışmaları yaparken dijitalleşmeye ne kadar önem verdiğimizi anlattım. Özellikle bundan sonra 26 Haziran'da biliyorsunuz yeni transfer dönemimiz başlıyor. 26 Haziran'daki yeni transfer döneminde bütün kulüplerimiz transferlerini dijital olarak yapabilecekler. Herhangi bir bürokratik engel kalmadı. Her şeyi kaldırdık. Sağlık raporundan tutun, noter tasdiğinden tutun. Bize bundan sonra hiçbir evrak gelmeyecek. Evraklar kulüplerin kendi dolaplarında saklanacak. Sadece scan edecekler, bize gönderecekler evrakları. Biz de kontrol edeceğiz bir şifreyle birlikte. Transferler gerçekleşmiş olacak, vizeler gerçekleşmiş olacak. Ama bu yeter mi? Yetmez. Özellikle sosyal medya alanında önemli hesaplar açtık. Gerek Türk Milli Takımı'nın, gerek Süper Lig'in, gerekse Türkiye Futbol Federasyonu zaten en son Türkiye Futbol Federasyonu web sayfasını çağın gereklerine göre yeniledik. Bu tür dijital çalışmalarımızın bir yenisi de biliyorsunuz Süper Lig'in Twitter hesabını açtık. Önemli bir izleyicisi var ama bunun sayısını daha da artıracağız. Şu anda bir de süperlig.com hesabını şu anda canlıya aldık. Hedefimiz orada da yine kulüplerimize yeni gelir kaynakları yaratabilmek. Özel sektör olarak burada kulüplerimize destek vermek istiyoruz. Özel sektörde ilişkiler kurarak. Eğer bunları yapabilirsek zaten önemli bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız. Diğer yandan senenin başında Ocak ayında biliyorsunuz hep beraber bir çalıştay imza attık. The Game Plan, yani strateji planı çalışmasını. Bu çalışmamız büyük bir oranda tamamlandı. Ama yıl sonuna doğru bu çalışmayı yine büyük bir çalıştayla kamuoyuna duyuracağız. Ve bu yapılan strateji planı bizim bundan sonra bir yol haritamız olacak. 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Futbolu'nun yol haritasını çıkarmış olacağız. Bununla ilgili bir yönetmelik yayınladık akşam. Özellikle genç futbolcular yetiştirme konusunda ilk adımımızı attık. Akademilerin yanında özellikle akademilerde yetişen oyuncuların bu zamana kadar 3. ligde 25 yaş altında 8 futbolcu yetiştirme zorunluluğu vardı. Biz bunu 6'ya düşürdük ama yaşı 23'e düşürdük ve en az 2 futbolcunun ilk 11'de oynama zorunluluğunu getirdik. Böylelikle de futbol takımlarımız 2 tane genç oyuncu oynatma zorunda kalacaklar ilk 45 dakika. Aynısını yine 2. ligde bir oyuncu oynatma konusunda talimatımızı dün yayınladık. Bundan sonra hedefimiz bir yıl sonra 2 oyuncuyu 3 oyuncuya çıkarmak. 2. ligde 1 oyuncuyu 2'ye çıkarmak. 1. ligde de yine 1 oyuncu oynatma zorunluluğu. İnşallah bunu daha sonra da Süper Lig'e kadar çıkarma konusunda çalışmalarımız olacak. Bu strateji plan çerçevesinde de bunları hep beraber çalışmış olacağız. Ben hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çıktığımız yolda özellikle basın mensuplarımıza da büyük görevler düşüyor. Kamuoyunun aydınlatılması konusunda yapılan işleri özellikle kamuoyuna duyurma adına. Ama ben şunun altını çiziyorum. Ne olur yaptığımız haberler Türkiye'nin herhangi bir şekilde bir fısıltıyla doğru olmayan haberler değil de biz zaten bütün haberlerimizi web sayfamızda yayınlıyoruz. Oradan çıkan haberleri yayınlamanız Türk futbol kamuoyu için de son derece önemli olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Bir sorum var. Emre Örne Berecan, Sercan Atabey'in adım. Özellikle
özellikle sizden beklentiye yayın gelirlerinin adil bir şekilde dağılımı. Bu konuda Anadolu Kulüplerinin en azından daha bir adil dağılım beklediğini konuşmalarımızda bize söylemiştiniz. Nasıl bir dağılım oldu? Şimdi biliyorsunuz bu adil dağılım konusu çok göreceli bir şey. Yurt dışında da benzer uygulamalar var. Bu uygulamaları yaparken biz herhangi bir değişiklik yapmadık. Biz var olanı aynı şekilde devam ediyoruz. Böyle bir şeyin olabilmesi için Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinin bu konuda bir mutabakat sağlaması lazım. Şu anda şampiyonluk sayısına göre, takımlarının taraftarlıklarına göre bir uygulama var. Bunları daha sonraki günlerde oturup, biliyorsunuz konuşmamda da bahsettim, her şeyi istişare ediyoruz. Ben yaptım oldu demiyoruz. İstişare ederek bu dönemde özellikle güven, adalet, şeffaflık konusunda yine aynı çizgimizi sürdüreceğiz. Çok teşekkür. Peki. Başkanım, benim bir sorum var. Bütün kulüplere beyaz sayfa açtığınızı söylediğiniz geri bildirilen Ahmet Gökçen de dedi ki Beşiktaş Cumhurbaşkanı, beyaz sayfayı kirleten biz olmayacağız. Çok güzel. Zaten biz de şunu söylüyoruz. Barış ortamı yaratmamız lazım. Bütün kulüplerin kendi aralarında, bu sadece federasyonla ilgili bir şey değil. Bizim yapmamız gereken marka değerimizi artırabilmek. Bakın arkadaşlar, Premier Lig'in nakden yayın geliri 4.3 milyar pound. Bizimki de 120 milyon dolar. Yani şimdi bunlar durduğu yerde olmuyor. Bunlara yapılan yatırımlar, bugün genel kurulda bir değişiklik daha yaptık, biliyorsunuz statü değişikliği. O da şuydu, konuşmamda da bahsettim. Yabancı şirketlerin gelip Türkiye'de takım alabilmesinin önemli eksikliklerinden bir tanesi de başkanı veya delegesi yabancı olan birisi, Türk vatandaşı değilse bu genel kurula katılamıyor. Bugün onu değiştirdik. Göztepe Futbol Kulübü yabancı bir yatırımcı aldı, biliyorsunuz, ama başkanı genel kurula katılamadı. Bizim bunu yapabilmemiz için takımlarımızın da mutlaka marka değerini artırmamız lazım. Yani takımların marka değeri artarsa Türk futbolunun da marka değeri artar. Eğer biz bunu başarırsak o zaman belki gerek şu anda İngiltere'de olsun, Fransa'da olsun, İspanya'da olsun, biliyorsunuz son yapılan Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'nin kulübün sahibi Abu Dhabi'de bir şirketimiz diyelim. Inter'in sahibi Çinli bir şirket. İşte Paris Saint Germain'in sahibi Katarlı bir şirket. Bunlar Türkiye'de niye olmasın? Yani kimse o kulübü alıp bir yere götürmüyor. Yine o ülkede kalıyor. Ama büyük bir rekabet ortamı içerisinde. Eğer biz bunları başarabilirsek, bunlar da olabilir. Körfez'den alıcılar olabilir. Yeter ki bu güzel ortamı ülkemizde yaratalım. Bu birlik beraberliği çok güzel yansıtalım. Bazı şeyleri konuşabiliriz ama içeride konuşmakta fayda var. Kol kırılır, yen içerisinde kalır. Biz yapmamız gereken marka değerimizi korumamız lazım. Kendi markamızı en yükseğe nasıl çıkarabilirsek, birlik beraberlik içerisinde birbirimize saygı ve sevgi göstererek bunu başarmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.